Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Mavi suyu içecek kadınla alakalı yazmış olduğum, daha önce yazmış olduğum yazıları size okumak istiyorum. Onun için arkadaşlar, bu tür videolara destek olmak için beğenilerimizi atalım. En azından 500'ü de 500 beğeni de atabilsek iyidir. Kanalın öne çıkması için gereklidir. Ve katıla üye olmak için de başvurabilirsiniz, katıla üye olabilirsiniz. Eyvallah arkadaşlar. İlk yaratılan sudan, sonra da tüm dünyaya yayılan, renkten yayılan bilinmez bir yoldur. Mavi suyu içecek kadın. Bir tohumun suya dönüşüp bilgeliği yayan meleklerin kanatlarında. Bilen sır, gerçek. Bir dünyada yıldızların bilinmez zamanların yollarını aydınlatacak bir sudur. O su şimdilerde içilmek için elmas bardakta sunulmak istenmiş. İçecek kadının kanatlarının temizlenmesi, 12 gezegenden kendi ruhuna geçmesi, zamanın kendi içinde sırlarıyla nurlanması gereği varken zordur. Savrulmamak, en güçlü rüzgarlara eğilmeden varabilmek, gerçeğin kendisine bilinir kitaplarda. Mavi gezegenin inşasında alınan karardan sonra ihya edilmek istendi. Çürümüş kemik insan yığınlarını, ruhun gücü, nurun gücü, en büyük neşeyle, bilgelikle toparlanma, seçilen nadir bulunan kadında ve mavi suda izlenmiş bir aşktır. Açığa çıkacak zamanda işte şaşılası bir hikmettir. Ruha dönmüş insana tüm yıldızlarda gezen tek sudur. İçilesiyen kolay, bir o kadar da zordur. Kimine deve, kimine deve kuşu, anlayanlara selam, gülücükleri meleklerden. Evlere, beynin odalarına bir mesajdır. Mavi suyu içecek kadın, yeni başlamış bir yol değil, sona gelinen yolculuktur. Rüzgarların savuruşu, güçlü zamanların sırrıdır. Açığa çıkan bir gecenin nurunda. Büyük okyanuslarda uçan balinaların hızlı uçuşu, masmavi gökyüzünde inen kıymetli bilgilerin derinliğini anlayacak ruhtur. Mavi suyu içecek kadın, bilinmez istasyonların kaptanı, bilgiyi yutan bir kasenin hikayesi, kadim kitapların yazıcısı, karanlığı maviye boyayan gezegenin önemli yasasıdır. Üç cumanın içinden dördüncü cuma doğunca olur başka ruhlarda sevinç. Derin bilgilerin yayılma, anlaşılma zamanıdır. Bilgelik kadının özünde gizlidir. Bilen, bilmeyeni anlatınca doğar güneşlerin öz kaynağı. Ayda bir taht parlar, bilinmez, gözlüksüz görünmez, mavi su olmayınca anlaşılmaz. Bir ilmin içinde, bir suyun içinde gizlidir. Açığa çıkınca, nurun renkli, nurun rengi çoğalınca, ellerinde beni, gelen gezegenlerin ruhu, yiğilir çekirdeği, bademi,
Gezer dünyayı, ayı, diğer boyutları, ayrı düşer beden, ruh birlikteliği. Aralarında bölünür düşüncelerin ritmik, sistematik konuşmaları. Güzel kokar, kokarcalar, güller, laleler, lale devri, çınarlar, 1 milyar yaşında bilen az kainatın içinde, mavi su, mavi suyu içen kadının derin nefesi, sen ve tüm senler, nerede bilen bilir seni, sen neredesin bilen bilir seni, görür geceni, sessiz çığlıklarını, annelerin yaşlı gözyaşlarının toplandığı nehirde, bilmek ile yaşamak sanatı, bir kuşun sesinden yayılacak mavi suyu içecek kadın ve suyun kaynata, kaynata çoğalma faydalar için, sevgi ve korumak için güzel ruhları. Derine yükseliş, adımları atmanın yolları, papatyalar konuşur, oysa anlayana, bülbül boşuna ötmez bilene. İlm ile dun, en derin, en kıymetli ilimdir. Selamlar, ağacın üzerindeki yaprağı bir kenara bırak. Tohumu, toprağı, suyu, asıl olanı, onun yaratıcısıdır. Tüm ilimlerin asıl sahibi Allah'a şükretmek yoludur. Mavi suyu içecek kadının derin tefekkür için Allah'ı anarken gözlerde akan gizli mavi gözyaşları dökülünce anlam terazisi işlemez. Mantık durur, zaman kalkar, uyku uyanmaz. Ruh titreşir. Büyük gizemdir mavi su. Onu az kişi bilir. Bir kişi içer 1000 yılda bir. Sebepsiz ayrılıklar olmuştur. Nedeni aranmaz. Sebebi bilinmez. Her yoldan taşlar, köpekten. Turuncu gözlük kedilerin beyaz fareleri yediğini gören insan sayısı gibidir. 5 kanatlı kelebekler dünyasını bilen bilir. Toprakta yaşayan balıkları bilen bilir. Uçan kaplumbağaları seven bilir. Mavi su elden ele sana ulaşıncaya dek sen büyük nur içinde kalacaksın. Hayret edici bir ışığa dayanan ruhların plakasının azimli titreşimidir. En derin koyular, baş gezegenlere açılan kapıların en kıymetlisidir. Orada olanlar sen oluyor. Sen derinleş ve orada bul büyük gizemli yolculuğun için. 8 gezegeni kapsayan hayatların serfonisi gibi titrek ruhlar, iç içe duran ormanlardaki kuşların çıvıltılı sesleri gibi büyük umutlar. Ömer'in adaleti derler, kim bilir derinliğini. Oysa şelaleler 100 yıldır akar durur. İlk akan su kaç kez dönüştü? Gizemlerin çözülmesi ruhun kandırılmış halinden ayrılarak öz bilgiye ulaşma isteği daha eftaldir. Yeter ki ruhu yaşamak tarihin her kıymetli yaşında, yazılan, okutulan tarih gibi değerli, bilgilerin içinde nurlar çoğalınca, olur olacak yeni asfaltlar,
gitmek için, yeni dünyaların ruhlarına gitmek, gerek sabırla yürümek, koşmak, olmadı sürünerek gitmek ya da şanslı bir kanadın gücüyle uçmak. Gerek hiçbir şey yoksa ruh yolunu bulur. Merak edilecek bir şey yok aslında. Bilen bilir, bilgelik mektebinde okutulan ilimdir. Mavi suyu içecek kadın. En kıymetli zamanın bekleyiş bölümünde ise gözler izler. Karanlık odalarda loş bir bakış, iç ve dış çemberlerin asaletinin kapsayacağı var. Her bir an aslında bir yaprağın tamarlarında yaşar. Yaşama sadece nefes almak değildir. Ruhun nefes alması var mı? Yoksa balık gibi denizde yaşamı en uzak göklere ulaşır mı? Sormak gerek öze, anlatılması gerek yolun öz yokuşlarında. Meraklı sorulara cevap vermek için kolları sıvarken savrulan mühürler. Görünür her göz, görmez tabii ki. Bu yeter ki, bu yeterli bir kıdadır. Yerli yerinde bir deniz gibidir. Rüyalar gerçektir. Mavi suyu içecek kadın. Öyle bir hayatın olsa, beş inek üzerinde taşınsa taht, 50 erkek yol gösterse, 50 kadın yemek yapsa, temizlik için martılar destek olsa, korunan gecede, kapatılan gökyüzünün kapılarında, bir nur yükselse, her gece gibi değil, sadece o gece için, dünya aydınlanma, gözler kamaşınca, anlık bir hayret olunca, beş sayısında gizlenmiş yolların bilgi ortaya savrulur. Tüm gücünü ortaya koyar, duyarsız yüzler, sarı yapraklar gibi solar ve kurur fareler. Gözlerine basarak parçalar, sanki dağlardan akan kan nehirleri. Ateşi gibi şaşkın ve huysuz bir kedi davranışına benzer. Kimse görmez onun gördüğünü. Aralarında bin göz olsa işte akıl almaz bir kitabın sayfalarında gizem dolu odalar var. Beynin en derininde keşfet. Büyük bir dağın odalarında. Evet arkadaşlar, Mavi Suyu İçecek Kadın için yazdığım bir yazıdır. Evet arkadaşlar, herkesi bu videoya sahip çıkmaya davet ediyorum ve birçok kardeşimizin önüne çıkması için beğenilerimizi elimizden geldiği kadar çoğaltalım, 500'leri aşmamız gerekiyor ve bunu paylaşmanızı istiyorum. Özellikle abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Bu da önemlidir. Gelecek videolar için ve kanala üye olmak için altına üye olabilirsiniz. Özel canlı yayınlarda umarım aramızda sizi görürüz. Saygılar, teşekkürler arkadaşlar.